alacağız diye ikinci bir sözleşme imzalayacağız teslimden sonra. Beşe kadar açık kapasite yürüyüş yapıyor. Bir şey. Vapurdan gelmiş o. Evet. Şimdi orada mı olacak? Nerede olacak bir? Hacımız önce tanıtım sonra. Şimdi depoda göreceksiniz kardeşim. Benim orada paketleme tesisinde. Bugün Samsun ili Bafra ilçemizdeyiz. Bafra Ovası'ndayız. Verimli topraklarda. Biliyorsunuz sadece renkli karnabaharla alakalı değil. Sebze üretiminde baktığımızda 2022 yılı içerisinde toplam 870 bin ton gibi bir kışlık ve yazlık sebze üretimimiz mevcut. Burada en başta biliyorsunuz lahana, kırmızı lahana, pırasa, karnabahar hepsi içerisinde toplamda 870 bin ton bir üretimimiz var. Bunun içerisine baktığımızda karnabaharda da toplam 15-16 bin dekar alanda 60 bin tona yakın bir karnabaharımız var. Bunun içerisinde de geçtiğimiz yıl içerisinde bir karnabaharda renkli karnabahar, turuncu, sarı, mor şeklinde değişik renklerde bir karnabaharda dış pazarda ihracata yönelik bir talep geldi. Burada da Osmanbeyli köyümüzde bugün hasadını yaptığımız bu karnabaharda da ilgili çiftçimiz hem paketlemesini yapıyor, hem üretimini yapıyor, hem paketleme hem de ihracatını yapıyor. Burada bugün hasat yapıyoruz. Baktığımızda toplam 100 dekar alanda burada bir Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarım arazilerinin kullanılmasının etkinleştirmesi projesi kapsamında özellikle burada bir proje uyguladık. 550 bin TL'lik bir proje. 220 bin adet renkli karnabahar fidesini alıp çiftçilerimizle buluşturduk. Öyle bir pazar oluştu ki artık alternatif bir ürünümüz oluştu burada. Seneye 1000 ile 1500 dönüm arasında bir talep olacak. İnşallah onların birçoğunu da karşılayacağız. Sen abi neyisin? İyiyim valla, çok güzel. Sen de güzel. Tabii dış pazara yönelik şu anda Rusya'ya ihracat ediliyor. Thank you.